Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğullarından üç kişi vardı. Bunlardan biri abraş, yani cilt hastası, biri kör, biri de kel idi. Allah-u Teala bunları imtihan etmek istedi ve melek gönderdi. Abraş'a gelen melek, en çok sevdiğin şey nedir diye sordu. Abraş, güzel bir renk, güzel deri ve Allah'ın benden insanların çirkin gördükleri bu abraşlık hastalığını gidermesidir dedi. Melek elini Abraş'a sürdü ve Abraş hastası adamın bu hastalığı gidip kendisine güzel bir renk ve deri verildi. Melek hangi malı daha çok seversin diye sordu. Abraş deve yahut sığır diye cevap verdi. Bunun üzerine melek kendisine 10 adet dişi deve verildiğini söyledi. Ve Allah bunları sana mübarek eylesin dedi. Daha sonra melek kel kimsenin yanına geldi ve en çok sevdiğin şey nedir dedi. Güzel saç ve bende insanların çirkin gördüğü bu illeti Allah-u Teala'nın gidermesidir diye cevap verdi. Melek kel kişinin başına elini sürdü ve o kimsenin kelliği kaybolup gitti. Kendisine güzel saçlar verildi. Melek kel kişiye en çok sevdiğin mal hangisidir diye sordu. Kel sığır dedi. Derhal kendisine yavrulamak üzere olan inekler verildi. Melek Allah sana bunları mübarek etsin dedi. Melek son olarak da kör kimseye geldi ve en çok hangi şeyi seversin diye sordu. Kör Allah'ın gözlerimi iade etmesini, insanları görmeye diye cevap verdi. Melek körün gözlerini eliyle mesetti ve Allah o kimsenin gözlerini açtı. Melek en çok sevdiğin mal nedir diye sordu. Kör koyun diye cevap verdi. Kendisine yavrulayacak koyunlar verildi. Melek Allah sana bunları mübarek etsin dedi ve ayrıldı. Yıllar geçtikçe abraş ile kele verilen deve ile sığırlar üredi. Körün de koyunları çoğaldı. Birinin bir vadiyi dolduran develeri, diğerinin bir vadi dolusu inekleri, üçüncüsünün de bir vadiye sığmayan koyunları oldu. Aradan bir müddet geçtikten sonra melek Abraş'a onun eski suretinde gelip, ''Ben fakir bir adamım. Dağları taşları aşıp geldim. Bugün Allah'tan başka bir yardım edenim yoktur. Önce Allah'tan, sonra senden. Sana bu güzel rengi, bu güzel deriyi ve bunca malı veren zatın adına bana yolculuğum sırasında faydalanacağım bir deve vermeni istiyorum.'' dedi. Abraş, ''Alacaklılar çoktur.'' dedi ve bir şey vermedi. Bunun üzerine melek adama, ''Ben seni tanıyacak gibiyim. Sen insanların kendisinden nefret ettiği Abraş kimse değil miydin? Sonra Allah-u Teala sana bu nimetleri ihsan etmişti.'' dedi. Abraş, ''Hayır, bu mal bana ecdadımdan kalmadır.'' dedi. Melek, ''Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline çevirsin.'' diye beddua etti. Hakikaten Abraş eski çirkinliğine ve fakirliğine döndü. Melek sonra kelin eski şekil ve suretinde geldi. Buna da Abraş kimseye dediklerini aynen tekrarladı. Kel de aynı Abraş gibi karşılıkta bulundu ve o da bir şey vermedi. Melek de yine, ''Eğer yalan söylüyorsan Allah seni eski haline döndürsün.'' diye beddua etti. Ve o kimse eski kel ve fakir haline döndü. Daha sonra melek köre, onun eski sureti ve şekliyle de geldi. Ve ''Ben muhtaç bir kimseyim, yolcuyum, yürürken dağları aştım. Bugün Allah'tan başka bir yardım edenim yok. Önce Allah'tan, sonra senden, senin gözlerini açan zatın adına yolculuğum sırasında istifade edebileceğim bir koyun vermeni isterim.'' dedi.
Eskiden kör olan adam, ben önceden kör idim. Allah gözlerimi açtı. Bunlardan dilediğini al, dilediğini bırak diye cevap verdi. Allah için almak istediğin şeyi vermek hususunda Allah'a yemin ederim ki sana zorluk çıkartmam dedi. Bunun üzerine melek, malın senin olsun. Üçünüz de ilahi imtihana tutuldunuz. Allah Teala senden razı oldu. Fakat iki arkadaşın Abraş ile Kel'den razı olmayıp onları cezalandırdı dedi. Nitekim Allah Teala ayeti kerimede, ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayrı harcayın. Size verilse gözünüz yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Bakara Suresi 267. Ayet. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kulların sabaha kavuştuğu hiçbir gün yoktur ki iki melek inip biri, Allah'ım, Allah için veren kimsenin verdiği malın yerine daha iyisini ver. Öbürü, Allah'ım, vermeyip elinde tutanın malına telef ver demesinler buyurdu. Allah'ım, bizlere verdiğini senin rızan için bizler de ihlas ve samimiyet ve tevazu ile verelim. Biliyoruz ki senin yolunda harcanan mallar ömrü uzatır, musibetleri önler.''